Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ve bir son dakika gelişmesiyle açılışı yapıyoruz. Fenerbahçeli milli boksörümüz Ayşe Çağırır. Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Kazakistan'ın rakibini mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu. Ayşe Çağırır'ı ve Ayşe Çağırır üzerinde bütün Fenerbahçe sporcularını buradan tebrik ediyoruz. Tebrikler sevgili Ayşe. Devam ediyoruz. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön eleme turu heyecanı başlamış durumda ve ön eleme turu öncesinde Fenerbahçe için bir senaryo var. Aslına bakarsanız Fenerbahçe için bin tane senaryo var. Şimdi en iyi senaryoyu söyleyeyim, en mükemmel senaryodan bahsedeyim, mi? en 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 mükemmel senaryo. En 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 mükemmel senaryo şu: Ukrayna takımları turnuvaya katılmazlar. Yani gerek savaştan dolayı gerek başka şeylerin dolayı katılmazlar ise. Yani Ukrayna takımlarının olmadığı bir Şampiyonlar Ligi turnuvasından bahsediyorum. Zaten Rus takımları da yok. Fenerbahçe en 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 ihtimal belki playoff'a kadar direkt yükselir. Çünkü o gidecek, öbürü gidecek. Rus takımları yok. Onunla eşleşecek takım. Onunla eşleşecek. Belki şöyle olacak, böyle olacak. Belki bay geçilecek, şu olacak, bu olacak. İyi i̇htimal bu. Ama her şey olağan akışında giderse şu an için Dinamo Kiev ve Midland Fenerbahçe'nin ikinci tur ön eleme turunda muhtemel rakipleri. İşimiz işte de kolay değil ama bilin istedim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe taraftarının Rangers'ı desteklediği aman Rangers kazanırsa Fenerbahçe işte bir tur daha az eleme oynar diye Rangers'ı desteklediği maçta sürpriz olmadı ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt şampiyon oldu. Bu sene Fenerbahçe Frankfurt'a iki maçta da yenilmemişti ve Almanya'daki maçta galibiyeti sadece Pelkas'ın e, kötü kullandığı penaltı sonrasında kaçan penaltı sonrasında kaçırmıştı. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Ben bu tip salak saçma avuntulardan bıktım. İşte şampiyon oldular ama bir tek bizi yenemediler. Bak şunu söylerseniz kabulüm. Fenerbahçe böyle kılı kılına gruptan çıkmayı kaçırdı. Abi biz ne yapalım? Bak Frankfurt'un şampiyon olacağı tuttu. Frankfurt'un olduğu gruba denk geldik. Bu da bizim şansımız derseniz anlarım. Yıllar önce Bayer Leverkusen finale çıktı sıfır çektiğimiz dönemde. Olimpik Lyon ya UEFA finalindeydi ya kupayı kazanan taraftı. Yani finalde olduğundan eminim ama Barcelona yarı finalde mi ne eğlendi? Ya Fenerbahçe'nin düşünün sıfır çektiğinde. Şimdi ona hiç kimse bir şey diyemez ki. Abi adamların biri şöyle biri böyle. Beşiktaş'ın bu sene sıfır çektiği da hangisi finalde? Mesela baktığın zaman hangisi UEFA finalinde? Bunu anlarım. Ama bir tek bizi yenemedi falan filan. Ya Şampiyonlar Ligi finalisti olduydu Monaco. Mbappeli Monaco. Herhalde bir tek biz yenmiştik. <laughs> Emenike'nin golüyle falan. Yani ilginç ya. İlginç. Ha Frankfurt'un aslına bakalım. Eğer yanlışım yoksa hatta bir kontrol edeyim bir saniye. Hakikaten bir saniye oluyor durdurunca. Frankfurt Ligi 11. sırada bitirmiş kendi ligini. Düşme potasının sadece 9 puan üstünde. Kupa'da da 3. lig takımına ilk turda eğlenmiş mesela. Ama UEFA Avrupa Ligi'nde namali kupayı kazanmışlar. Yani bunların da tesellisi şey mi olacak lan 9. bitirdik ama olsun kupa kazandık. Bence olacak. Bu Bundesliga'nın zorluğunu gösterir. Şimdi ben Frankfurt'un nesine ilgileniyorum biliyor musunuz? Nesine hocam hangi yemeğiyle? Yok lan yemek değil. Kasasına koyduğu parayla ilgileniyorum. Şimdi bu adamlar ne kadar para kazandılar. Bakın. Yani Fenerbahçe için ulaşılabilitesi en yüksek hedef UEFA e, finalisti olmak ya da kupayı kazanmak diyeyim. En olası. Çünkü en azından bak en azından çatır çatır oynamayan bir Fenerbahçe. Kadrosunu birçok kişinin yetersiz gördüğü bir Fenerbahçe. Bu Frankfurt'la baş edebiliyordu. Demek ki ha gerçi o zaman da Frankfurt tam hazır değildi ama Fenerbahçe de tam hazır değildi dersin. Hani kötünün iyisi düşünüyorum. Ben Frankfurt'un kazandığı parayı hesaplıyorum. Şimdi arkadaşlar katılım payı 3.63. Bunu biz de aldık. Ee, kulüpler sıralamasından dolayı da 3.5 Ben hepsini ekliyorum şeyden. 3 galibiyet, 3 beraberlikte 2.52. Grup liderliği 1.1. Tamam mı? Eleme turuna katıldığı için 0,5. Son 16 turu için 1.2. Çeyrek finale kaldı diye 1.8. Barcelona'nın West Ham United'da yarı finalde eleyen Alman ekibi 2.8 aldı. Finale kalmasından dolayı 4.6. Finali kazanmasından dolayı 4. E, havuz payından 6. Yayın gelirinden 10. Şu an için 41.65 oldu. Süper Kupa'da oynama hakkı kazandıkları için de 3.5 oradan. Ee, ve Süper Kupa'yı da kazanırsa diyelim 1 milyon euro. Bence Süper Kupa'yı kazanırsa 5 falan verin ya. Yazık günü Allah'tan korkun. Ve geleceksine direkt gruptan katılım hakkı elde ettiği için 15,64... Eğer bizim Süper Lig'den bir takım olmuş olsa diğer takımlar katılamayacağı için onların parası da bize geleceği için yaklaşık 9 milyon euro daha gelir. 70 milyon 790 bin euro. Yani e, kimse bana darılmasın, gücenmesin ama Fenerbahçe'nin en makul, en mantıklı hedefi UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak olabilir. Ya da Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiği yere kadar gitmek. Misal veriyorum gruplara kaldın 20 milyon euro üstünde bir param. 9 puan aldın UEFA Avrupa Ligi'ne gittin. Rahat oradan da bir 8-9 milyon euro falan alırsın maç gelirinden şeyden 29. Yayın havuzundan da bir 10-15'i toplarsın. Yayın hakkı havuzu sıralama. Ya Fenerbahçe'nin bir Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi 45 milyon euro. Şimdi Allah rızası için kafanızda bir 45 milyon euro şekillensin tamam mı? 45 milyon euro havadan bir para gibi düşünün. Bak şunu söyleyeyim. O dönem birçoğunuzun kabullenmediği bir olay söyleyeyim. Bizim kadro kalitemizde, şeyimizde hani oyunumuzda Frankfurt'tan da Olympiakos'tan da kötüydü. Ya buna rağmen o Pelkas o golü kaçırmasaydı belki de Fenerbahçe başka bir senaryo yaşayacaktı. Belki de hani diyoruz ya Trabzonspor maçında Fenerbahçe adil yönetilseydi o maçı kazansaydı. Ben adım gibi eminim Fenerbahçe Trabzon'daki o maçı kazansaydı Trabzon şampiyon olamazdı. O psikoloji mahvederdi. Ha ben dediğim gibi başka takımlar değil şu anda Fenerbahçe ile ilgileniyorum. Fenerbahçe mevcut durumda Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için 3 ön eleme oynayacak. Toplamda 6 maç. Hepsini yani e, olumlu sonuçlar alıp 100 üst tura yükselirse 6 maça çıkacak. Ve ilk maç 19-20 Temmuz. Bakın iyi tarafı şu. Ben 10-15 Haziran dedim ama 20 Haziran gibi açılacakmış yeni sezon. 20 Haziran. Bugün 19 Mayıs. Yarın 20, 20 Mayıs. Yani yaklaşık bir ayımız var. Bir ay gibi kimine kısa kimine uzun bir süreç var. Bakın arkadaşlar bir ay bir çocuğun doğumu için yani bir çocuğun doğumu için çok kısa bir süredir. 9'da 1'dir. Ama bir takımın kurulması için bence yeterli bir süredir. Bir ay. Hatta Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarına birkaç hafta önce başladığını düşünürsek bir buçuk ay civarı iyi bir süreç. Ve Fenerbahçe bir an önce yeni hocasını açıklamalı ve transfer çalışmalarına loco diyerek başlamalı. Öyle normal başlamamalı. Şimdi ee, bu arada hani Frankfurt yenildi falan filan diyoruz ya keriz tesellisi. Ben size başka bir keriz tesellisi söyleyeyim. Elemelerde 3 tane turda oynayacağımız için her kazandığımızda galibiyet parası alacağız fazladan ve tribün parası alacağız. Bak kafa. Galatasaraylılar mesela Kerem Aktürkoğlu ve Avrupa Ligi'nde asist kralı palavrasını her zamanki gibi ortaya attılar. Yine her zamanki gibi e, araştırma yok. İnterneti başka şey için kullanıyorlar. İşte sucuk kaç lira, ayran kaç lira. Baktığın zaman Kostiç asist kralı olmuş. O da ayrı mesele. En azından fakir teselisi bak çok asist yaptı falan deriz. Değil mi? Mesela futbolcumuzu satacağımız zaman bak bak elemedi. Şampiyonlar Ligi elemesinde kaç golü var diye. Hocam iyi de Fenerbahçe ne yapsın? Bak Fenerbahçe ne yapsın biliyor musunuz? PTT 1. Lig'e yükselen Sakarya Spor. Dün geçici hocası Tuncay Şanlı ile yollarını ayırıp bugün yeni hocasını açıklamış. Orada Sakarya, Sakaryalı arkadaşlar varsa selam olsun. Ben Sakaryaspor Süper Lig'de görmek isterim açıkçası. Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a ve bunlarla birlikte Fenerbahçe'ye yatmayacak takımlar Süper Lig'de olsun. Bak. Yani takımlardan birini seçip ona yatıp da öbürlerine satmayacak, öbürlerine şey, böyle aslan kesilmeyecek takımlar çıksın. Ya hepsine adam akıllı, şereflice, delikanlıca oynasın takımlar, çıkan takımlar onlar çıksın ya da çıkamasınlar bir daha. Ben Sakaryaspor çıkarsa hepsine karşı delikanlıca oynayacağını düşündüğüm için e, Sakaryasporu isterim açıkçası. Ama burada önemli olan teknik direktör getirmesi. Şimdi Fenerbahçe'de teknik direktör kim? Jorge Jesus. Yani e, realde diyorum yani en net isim Jorge Jesus yoksa şu anda İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Lucescu'nun bir açıklaması var. Diyor ki Lucescu Dinamo Kiev zor durumdayken takımımı bırakacağımı da bırakmayacağını da belirtmiş. Ve demiş ki bu durumda Dinamo Kiev'den ayrılamam. Ayrılamam. Bu korkaklığın bir işaret olurdu. Şimdi devam etme zamanı demiş. Her hafta önemli bir maça ihtiyacım var demiş. 76 yaşındaki teknik adam. Biliyorsunuz ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'tan da şampiyonluk yaşamış bir teknik adamdan bahsediyoruz. 76 yaşındaki teknik adam 2020'de Dinamo Kiev'in başına geçmişti. 76. Ali Koç teklifte bulmuş biliyor musunuz? Kendisi itiraf etti. Diyor ki Rüçesco. Son zamanlarda biri Fenerbahçe'den olmak üzere çok ciddi teklifler aldım. Dinamo Kiev ile 2024'e kadar sözleşmen devam ediyor. Hani bir korkak gibi bırakamam derken bunu kastediyor. Şimdi Lucescu'yu ister misiniz? Desem en az yarınız evet. Geri kalan yanınızda hayır, yaşlı, şöyle böyle falan filan dersiniz. Ben desem ki Lucescu yerine davum gelsin. Dersiniz ki hocam bırak Allah'ını seversen kokain kullanıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Yani şimdi Jesus'tan ilgili de bazı söylentiler var. Mesela Korintiyas'ın eski başkanı Andres Sanchez ilginç şeyler söylemiş. Overreckçi demiş, şey demiş. Andres Sanchez. Jorge Jesus'a teklif götürdüğümüz iddiası yalan. O bir yalancı. Layer. Breakçi demiş. Layer demiş. Üf. Yalancı. Hocam Ali Koç çok sever o zaman. Menajeri Bruno Makedo herkesi arıyordu. Futbol direktörü Duilio birçok kişiyle görüşüyordu ama Jesus'a teklif yapmadı. Kur'an'ıma yapmadı demiş. Aksine onun temsilcileri Duilio'ya teklif götürdü. Ve demiş ki onun dönmesini istiyorum. Ancak Flamengo'ya dönmesini istiyorum. Salak mısın oğlum? Flamengo'ya uygun bir antrenör. Her şeyi kazanabilir. Türkiye kupasını kazanabilir mi Flamengo'da? Kazanamaz. Hani her şeyi kazanabilirdi? Bunda bir takım uydum laflar. Bak bunda Galatasaray her şeyi yapar. Ona yapmadım diye. Galatasaray demişken hakikaten. Mesela ben Fatih Terim'in Galatasaray'a gitmesini isterim. Çünkü verebilecek hiçbir şey kalmadı geri geri geri. Şu anda Galatasaray ekmeğe muhtaç durumdaysa Fatih Terim'in yanlış transfer politikaları yüzünden. Anlatabiliyor muyum? Fatih Terim direktörlük yapıyor. Teknik direktörlük değil. Direktörlük yapıyor. Hadi oğlum. Yaparsın. Falan yapıyor böyle. Bir iki kaç göz işareti. Ama teknik direktörlük başka bir şey. Mesela Sergen Yalçın şampiyon yaptı güya geçen sene. Güya. Nerede? Şenol Güneş. Nerede bunlar? Hani ki, niye kimse almıyor? Hani Aykut Kocaman niye kimse teklif götürmüyor? Niye kimse almıyor? Bir şeyleri de sorgulamak lazım. Neyse Flamengo'da istediğini yapabilir onu herkes biliyor zaten. Futbolun içinde olan biri kim olduğunu iyi bilir diyor. Mesela bizden giden Vitor Pereira. Vitor Pereira Corinthians çalıştırıyor. Corinthians demişken unutmayalım. Corinthians iki kul vardı da. Hem Brezilya Serie A'da hem Libertadores'te lider durumda. Ya Hocam bizden giden Messi kesiliyor. Arkadaşlar bakalım. Yani orada ligin kaderini hakemler mi belirliyor? Bakalım orada ligin kaderini ne bileyim başka güçler mi belirliyor? Herkes e, bizim yani her lig bizimki kadar şey olacak diye bir şey yok. Demek ki e, düzgün bir lig. Pereira'nın artıları da vardı, eksileri de vardı. Pereira diyorum hocam sen Pereira mısın? Şu diyorum hocam sen şucu musun? Bu diyorum bucu musun? Lan arkadaş ya. Allah Allah. Ve şimdi mühim bir kısma gelelim. Mühim bir kısma. Kısa kısa kısmına. Hocam bu arada Jesus'la ilgili şunu söyleyeyim. 45 milyon euroyu havaya yazdıydınız ya. O 45 milyon euroyu şimdi kullanalım. Arkadaşlar bize 45 milyon euro kazandıracak teknik direktörü ve ekibine yılda 5 milyon euro versek helal midir, haram mıdır? Sana 45 milyon euro verir... Şöyle anlatayım. Sokağa çıktınız. Adamın birisi de dedi ki sana 50 TL veririm. Bir şartım var. Bana 5 TL'sini geri vereceksin. Bu teklife yok diyenin beynine, işte hücrelerine, molekülene, aldığı oksijene falan ne söylesek az gelir mi? Bence gelir. Gerçi e, ee, allah Teala da size 24 saat veriyor. Birini bana kullanın diyor. Hani 23'ü sizin olsun diyor. 24'te bir tanesini vermeyip 24'ünü de kullanan kişiye de ne denilir onu da siz karar verin de. Neyse ben diyorum ki Jesus sana prestij kazandırır. İyi kadro kurdurur. İyi futbolcuları paratoner gibi çeker. Senin PR'ını yaptırır. Lan bir Mesut Özil geldi dünyanın gözü Fenerbahçe'nin üstünde. Yani yazıyorlar şu kural hatası. Şu da oldu. Süper Lig'de maç bitmeden iki kere gitti. Aynı sezonda iki kez maç bitmeden hakem düdüğü çaldı milleti gönderdi geri çağırdı. Başka dünyanın hiçbir ülkesinde bu lig tescil mescili edilmez. Hakemler görevden alınıyor adil değil diye federasyon başkanı istifa. Birileri de seviniyor. Sevinsinler. Birileri de iftira atıyor. Ee, i̇ki tane arkadaş var. Gökhan ve Haluk diye. Ali Koç demiş ki bırakıp gitsinler diyorlar. Versinler 150 milyon dolarımı gideyim demiş. Bu iki tane arkadaşta bir e, yanık var. Nerelerinde yanık var bilmiyorum ama bir yanık var. Geçmek bilmeyen bir yanık var. Ulan Ali Koç şu lafı eder mi? Hadi et, etti diyelim. Sizin duyma ihtimaliniz var mı? Sizin sizin bak duyma ihtimaliniz nedir biliyor musunuz? Siz Serdar Aziz'den dolayı yanık kremi e, tedavisinde bulunabilirsiniz kendinize. Çünkü Sercan Hamzoğlu da defalarca söyledi. Ben de defalarca söyledim. Türkiye'den bir kulüp. Yani büyükler adı altında geçen bir kulüp. Fenerbahçe'nin verdiğinden 500 bin euro. ikinci etapta 750 bin euro. Fazla maaş teklif etmesine rağmen Serdar Aziz gitmedi mesela. Siz bunu anlamaya çalışın. Ulan şampiyonluk yok. Biz bu adamların her yerde el şey yapıyoruz. Engelliyoruz. Bunlar niye gitmiyor diye. Bence onu düşünün. Siz farkında olmadan Fenerbahçe canavarı ürettiniz. Farkında olmadan. Bak Eskiden şöyle bir şey vardı. Fenerliyim ama fanatik değilim ya. Amaçları takip etmiyorum vardı. Şimdi bir adam Fenerliyim desin. Diyorum ki pazar günü maçın hakemi kim? Var hakemi kim? Siz bu canavarı ürettiniz. Fenerbahçe dışında kimse şey yapmıyor. Mesela bana misafir gelecek akrabalarım oluyor. Ya da çağıracak. Biliyorlar benim Fenerbahçe maçı günlerinde kabul etmedim etmedi mi? Mesela eşine, eşine diyormuş ki cumartesi çağırma diyormuş. Pazar çağıralım. Ya diyoruz pazar günü dinlenme günü adam pazar çağırılır mı? La cumartesi Fener'in maçı var diyormuş. Sen nereden biliyorsun? Galatasaray'la mı Beşiktaş'la mı? Diyormuş, yok diyormuş işte üçüncülük takımıyla işte bilmem ne falan filan. Hani atıyorum Türkiye kupası maçı oluyor ya. Işte, Salı günü çağırmayayım o gün diyor Fener'in maçı var. Fenerbahçe taraftarına bunu yaptınız. Futbolcu da bunu yaptınız. Çok önemli bir soru sorayım. Birkaç senedir şampiyon olan, Fener, 4 senedir Ali Koç'un başkan seçildiğinden beridir. 4 senedir şampiyon olan takımlara bakalım. Total Sattıkları futbolcuların ücretlerini bir hesaplayın arkadaşlar. Yani bu seneyi saymayın. Çünkü daha henüz satışlar belli değil de. Eylül ayında bir daha yaparız. Sattıklarını hesaplayın. Bir de Fenerbahçe'nin şu ana kadar sattıklarını hesaplayın. Yani 4 senedir sadece. Ya da 3 sene diyelim. 3 senedir. İşte bu bile ligdeki adaletten bahsediyor. Mesela Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray. Farkında mısınız bilmiyorum ama küçüldüler. Daha da küçülecekler. Bugün meşhur bir duyumcu Beşiktaş'ın transferle ilgili bir hedefini paylaşmış. Beşiktaş diyor, Elfseborg, e, Beşiktaş ve Elfsborg Jakob Ondrejka transferi için her konuda anlaşmaya varmış. Oyuncunun temsilcisiyle sözleşme görüşmeleri başlamış diyor. Bakın bunu biz yaptığımız zaman Ersan gibi arkadaşlar çöpçüler şunlar bunlar falan filan diyor. Farkında değiller Türkiye Ligi'nin tırtlığından. Türkiye Ligi'nin kadro kalitesinin e, ne hale gelinden, parasal durumdan. Futbolcu 650 bin euro değerine sahip. Daha 19 yaşında. Eylül'de 20 olacak. 1.80 boyunda. Sol kanat İsveçli. Nasıl bir sezon geçirmiş hocam? Herhalde 70 gol 30 asist falan. 12 maça çıkmış. 2 gol 3 asisti var. 636 dakikada. Şimdi bunu Fenerbahçe yapıyor olsa ana avrat sövüyorsunuz. Hatta ana avrat değil bacak kardeş de sövüyorsunuz. Ne Ali Koç'un geçmişine ne geçmişine e, saymadık küfür bırakmıyorsunuz. Ama bunu Beşiktaş yaptığı zaman abi adamları iyi scout yapıyorlar. Bak iyi araştırmışlar oluyor. Şu döneklikten bir çıkarsanız Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu anlarsınız. Tamam Ali Koç'un yanlışları var. Evet bence de Vitor Pereira'yı getirmesi haksızlıktı. Hatta ben daha da ağır bir iddiada bulunayım. Emre Belezoğlu kalsaydı Vitor Pereira'nın oluşturduğu Fenerbahçe'den daha keyif verici bir Fenerbahçe olur, olurdu. Belki ona bunu elenirdik, şey yapardık ama en azından daha keyif verici. Ha, al sat yapamazdık. Futbol çok uçulu bir olay arkadaşlar. Kimi teknik direktör al satçıdır, kimisi şampiyoncudur, kimisi kupacıdır, kimisi koleksiyoncudur, kimisi sana, sana itibar kazandırır. Bunların hepsini bir arada yapabilecek teknik direktör ekibi ya ekibiyle gelir. Jesus bunun futbol aklıdır işte. Getirirsin sana 5 tane 6 tane futbolcu aldırır. Şimdi Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın şu transfer politikası şu demek. 1 milyon euroyu alayım 7'ye 8'e satayım. Jesus da sana 7'ye aldırır 42'ye sattırır. 7'ye aldırır 17'ye sattırır. 7'ye aldırır 22'ye sattırır. Hatırlayın e, Vitor Pereira'nın ilk dönemini. Şimdi Vitor Pereira'yı atıp tutuyoruz. Crespo'yu iyi buldu. Scout'u iyiydi. Geçen dönem kötüydü diye. Hayır. Geçen dönem getirip de zarar ettirdiği kimse yoktu. Bir tek Ozan Tufan sıkıntıydı. Onu da Aziz Yıldırım kendi getirdi. Vitor Pereira istemiyordu. Ya hatırla. Van Persie'yle e, Nani'ye Nani okey verdi. Devre arasında 25 milyon dolar teklif geldiydi içinden. Orada da Aziz Yıldırım'ın büyük hatasıydı. Satsaydı. Fenerbahçe tarihi değişecekti belki. Kea. Hatırlayın arkadaşlar. Bir bakın oradaki fiyatlara ya. Josef Kea. Beni konuştun mu? Bak ben konuştum. Yeniden oynar. Mesela şu anda Crespo. Crespo demişken Atletico Madrid ve e, adı tam bilinmedik bir takım. Yani sosyal medyaya düşmemiş bir takım. Crespo için çok ciddi teklifteler hazırladılar. <laughs> ve e, sundular. Bakalım ne olacak. Ali Koç göndermeyi çok istemiyor mesela. İngiltere'den bir takım, İtalya'dan bir takım, yok birden fazla takım Eee... Kim Minji'nin menajeriyle görüşme halindeler. Yani her şey hazır. Yani her şeyleri hazır. 23 milyon euro tutamayız biz. O sayı için, Pelkas için bazı teklifler hazır. Hatta ben Pelkas için e, zayıf bir duyum vereyim. 5,5 milyon euroluk resmi teklif. Zayıf duyum ama bilginiz olsun. Ya 5,5 milyon euroluk teklif. Ben satarım. Vallaha satarım, billaha satarım. 5,5 milyon euro sizi bile satarım. Kaç tane Peugeot 3008 alınır ona biliyor musunuz? Şu kanal büyüsün istiyorum. Niye? Şu kanal büyürse bir kişi bana Peugeot 3008 sponsoru olur. Çeker altıma 3008. İçinde çekerim videoyu. içinde yatarım. İlk bir gün, iki gün içinde yatarım. Biz şaka bir tarafı. Allah herkese nasip etsin inşallah kardeşlerim. Hepiniz güzel arabalara binin inşallah. nasıl alacaksanız bilmiyorum. Şimdi Osayi'ye çok ciddi teklifler var. İlgi mektupları var. Premierlikten özellikle Everton'ın çok ciddi teklifi var. Ama e, şunu herkes kulüpteki herkes şunu merak ediyor. Tamam biz gönderdik diyelim. Yerine kimi alacağız? Mesela yerine Mert Müldür alacaksın. Hocam Mert Müldür için ben sayfanın birinde gördüm. Ne gördün şekerim? Ee, kiralık istemişlik vermemişler Evet doğru Kiralık istedik vermediler doğru Satın alma opsiyonunu mu kiralık istedik Evet satın alma opsiyonunu kiralık istedik Vermediler doğru bu bilgi doğru Ama en ciddi aday Mert Müldür <laughs> Hocam kafayı mı yedin Hem vermediler hem nasıl ciddi aday Arkadaşım 15 milyon euroya o sayıyı Sattın Karşılığında 6 milyon euroya <laughs> Sonraki satışında %15 Pay vermek koşuluyla Mert Müldür'ü aldın. Bu ihtimal gerçek. Bu ihtimal olabilir bir gerçek. Yani Jesus Mert Müldür'ü getirebilir sana. Crespo, Osayi, Kimminji, Pelkas bunları da sattırabilir sana. Yerine getirdikleri adamlarla coşturabilir seni. Mesela Serdar Aziz'den falan uzatıldı. Belki oraya bir stoper daha yani Kimminji'yi gitti diyelim. Salahi Serdar Aziz yapıp arkasına işte Tisserand, Kolkır. Belki stoper almayacaksın. Gerek duymayacaksın ama benim bildiğim Jesus hızlı stoper ister, yavaştan hepsini gönderir. Yani e, uzun lafın kısası transfer politikaları bu. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, hatta Trabzonspor'da bak iyi bakın arkadaşlar transfer politikalarına çok dikkatli bakın, kimlere alabileceklerine dikkat edin. Hep Fenerbahçe'yi küfürlere, ediyorsunuz, hakaretler diyorsunuz. Evet Ali Koç'un hataları var, Peygamber değil bu adam ama haddinden fazla ve gereksiz eleştiriyorsunuz. Dikkat edin. Ben Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi olarak bunu söyleyebilirim. Fakir avuntusu olarak diyebilirsiniz. Altı maç çok para kazanacağız falan filan. Pozitif olarak da diyorum ki Fenerbahçe'nin öndeki en gerçekçi hedef UEFA kupası. Yani UEFA Avrupa Ligi diyeyim. En gerçekçi hedef. Çünkü ben Şampiyonlar Ligi'ne kesinlikle gideceğimizi düşünmüyorum. Gidebileceğimizi asla düşünmüyorum. Ulan tek gidelim de burada hediyeler dağıtalım. Bir şeyler yapalım. Hani ee alkolik şey yapsın, burayı kessin desin ki ben gideceğimize inanmıyorum demiş desin, dalga geçilsin. Bir Allah'ın kulda desin ki ben de inanıyordum, ben inanıyordum desin delikanlılarsa. Hiçbirimiz inanmıyoruz, yemeğin birbirinize. Önümüzdeki sene şampiyon olup Türkiye Kupası'nı alıp Avrupa Ligi'ni kazanıp işte ne bileyim Türkiye Süper Kupası'nı kazanıp UEFA Avrupa Süper Kupası'nı kazanacağımıza inanıyorsanız ben de inanıyorum. Yani köprü var elinde. Onu satabilirsen Peugeot 3008 alacağım. Varsa yani aranızda talip olan. Yok. Real gerçekçi hedef. Bak gerçekçi hedef belirleyin abi. Gerçekçi hedefimiz bu. Kimse kimseyi kandırmasın. Anlatabiliyor muyum? Lukesko için de evet teklif yapıldı. Birçok hocaya teklif yapıldı. Birçok kişiyle görüşüldüm. Lövle'de görüşüldü. Ee, başka isimlerle de görüşüldü de. Şu an Cesus için. Bakalım 19 Mayıs e, Perşembe gündeyiz. 23'üne daha çok var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.